İşte bu. Selam dostlarım, ben Aremiz. Bugün sizlere harika bir ücretsiz dövüş oyununu göstereceğim. Arkadaşlarınızla hemen Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Oyun Killer Instinct. Killer Instinct aslına bakarsanız Street Fighter'la Mortal Kombat'ın tam arasında bir oyun. Ve muazzam zevkli bir oyun. Çok kolay öğrenebileceğiniz bir oyun. Aynı zamanda oyunda combo assist mevcut. Hemen mesela arkadaşımla Steam'den indirip oynayabiliyorum. Oyunun asıl spesifik özelliklerini göstermem gerekirse aslında önceki jenerasyona çıkmış bir oyun kendisi. Ve gerçekten çok kaliteli karakter tasarımlarına sahip. Örneğin mesela Spinel alayım karşıma. Oyunun spesifik olarak ayrıldığı kısım kombolarının bir tık basit ve kendine has mekanikler barındırması, breaker sisteminin olması, rakibe yapabileceğiniz finisher vari hareketlerin olması ve oyunda kan gibi unsurlarında rahatlıkla görülebilmesi. Hareket olarak aslına bakarsanız 3 tuş sistemini barındırıyor. Yani kısa, orta ve yüksek yumruk şeklinde. Ama gördüğünüz gibi %45'lik bir combo attım rakibime. Şu anda botla oynuyorum arkadaşlar, size göstermek için. Dediğim gibi online çok inanılmaz aktif değil oyunun. Ama arkadaşlarınızla çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz çünkü serverları açık. Ben yeterince değer görmediğini düşünüyorum Killer Instinct'in. Oyunda arkadaşlar 3 farklı finisher var. Birazdan göstereceğim. Şöyle hemen command list'ten bakarsanız Ultra, Stage Ultra ve Ultimate olarak. Ultra combo zaten bu oyunun asıl olayı. 90'lardan beri var olan bir oyun serisi arkadaşlar Killer Instinct. Ve rakibinize ultra kombolarla gerçekten çok tatmin edici görüntüler elde edebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim ultra combo mekaniğini. Perfect atmışım hiç. Birazcık fazla basit oldu sanırım. Biraz nasıl söyleyeyim, konuşurken fazla dövdüm rakibimi. Tabii bana diyebilirsiniz ki bot dövüyorsunuz zaten. Doğru söylüyorsunuz. Aaa. Spinel da çok tatlı karakter ya gerçekten. Pro sapına düştüm rakibimin. Hop. Bam bam. Yapamadım. Combo Breaker. Gördüğünüz gibi bir Breaker sistemi var demiştim oyunun. Oyunda belki de hoşunuza gitmeyecek en önemli şeylerden bir tanesi, rakibinizin canını azalttıkça siz onun canı azalıyor ve sizinki bitmiyor. Yani bütün canını dövmeniz gerekiyor. Diğer round'da avantajlı başlayabiliyorsunuz bu şekilde. Ve 57'lik combo. Çok iyi. İşte bu. Asıl oyunun olayı, dediğim olay bu arkadaşlar. Ultra combo mekaniğiyle rakibinizin canı %5 civarlarına düştüğünde gerekli input'u girerseniz, ki şu an oynadığım karakter Yago ve Yago'nun input'u ileri aşağı ileri yumruk, yani Shoryuken input'u 3 yumruk şeklinde. Farklı stage'lere özel melodik kombolarla rakibinize işirvari, böyle çok tatmin edici bir şey yapabiliyorsunuz. Sizin diğer oyunlardan aşina olacağınız tarz karakterler de var. Mesela Thunder diye bir karakter var. Kendisi Nightwolf'a benziyor açık bir şekilde. Aynı şekilde TJ combo diye bir karakter var. Jax'le şey olarak benzemese bile, moveset olarak benzemese bile, yani
Kendisi siyahi bir dövüşçü sonuçta. Ama burada bir sürü inanılmaz unik yetenekleri olan karakterler var. Mesela Idol diye bir karakter var. Benim çok beğendiğim bir karakter. Maç anında oynarken hem büyücüye hem dövüşçüye dönüşebildiği farklı kombolar içeriyor. Aynı zamanda arkadaşlarınızla oynarken X'e basarak combo assist'i enable yapıp rahatlıkla birbirinize üst üste kombolar atabilirsiniz. Ben bir de Spinel'ı oynamak istiyorum. Karşıma da Cinder alalım. Oyun grafikleri gerçekten tatlı. Ve ben şu... Nerede o harita? Çok sevdiğim bir harita var. Melodik olarak epey iyi bir harita. Bulamadım. Ha, buldum. Her karakterde ultra değişiyor ve finisher'lar da değişiyor arkadaşlar. Ki grafikleri de oldukça iyi oyunun. Ben grafiklerini epey beğeniyorum açıkçası. Tabii ki Mortal Kombat kadar muazzam değil ama bedava bir oyun için oldukça yeterli. Bakalım mesela bunun finisher'ı neymiş. Aşağı geri 3 tekme. Cinder de çok güzel karakter bu arada. Karakterlerin bu arada şöyle özellikleri var arkadaşlar. Bu karakter combo yaptıkça rakibin üzerinde bırakabileceği projektiller kazanıyor. Ve sonra bu projektilleri patlatıp rakibine yüksek bir hasar atıyor. Şu an görüyorsunuz mesela tuttuğum projektillerden ötürü etrafında pembe bir kuru kafa var rakibimin. Aynı şekilde mesela karşımdaki karakter Cinder'de rakibine attığı mayınları istediği zaman patlatabiliyor. Öyle farklı bir mekaniği var. Yakalayamadım. Rakibimin canı çok azaldı. İleriydi diye hatırlıyorum. Hemen bakalım şuradan. Geriymiş. Aa, işte söylediğim buydu. Ah be. Mesela Thunder karakterini birçok insan beğenecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü kendisi epeyce Nightwolf'a benziyor. Ama yapı olarak oldukça iyi bir karakter. Karşımızda da böyle farklı tarz Omen var. Omen alalım. İnsanların yabancılık çekeceğini düşünmüyorum bu karakterlere karşı. Hop. Gerçekten Thunder çok zevkli bir karakter. Hemen combo breaker'ımızı yapalım. Hop, bam. Bam, elektrik. İşte bu kadar. Rakibinize uyguladığınız hasar beyaz cana dönüşüyor ve beyaz cana atlatabiliyorsunuz özel bir hareketle. Genelde heavy finish'iniz oluyor. Bu şekilde mesela. Thunder'ınki bu. Tabi her karakterin farklı özellikleri var. Omen'ın da farklı bir özelliği var. Tabi ben Thunder'ı şey kadar çok bilmiyorum. Yago kadar çok bilmiyorum. O yüzden elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama bir command list'ten bakalım finisher'ı neymiş. 3 yumrukmuş aşağı yeri. Ölmekle önledi. Hemen tekrar kontrol edelim. Aşağı ileri 3. İşte bu. Ultra combo. Gerçekten çok keyifli, çok zevkli bir oyun.
Zaten Killer Instinct'i tavsiye ediyorum. Hatta isterseniz benimle Discord adresinizi aşağıda ulaşarak oynayabilirsiniz. En azından bu tarz bedava oyunların daha değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum ki şimdi piyasada biliyorsunuz ki Multiversus ve Bravalla gibi daha Smash Bros alternatifi dövüş oyunları var. Dövüş oyunu gibi dövüş oyunu olarak ve Mortal Kombat'a da yakınlığıyla, finisher mekanikleriyle falan bu oyunun ben açıkçası daha dövüş oyunu olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi de Killer Instinct'e bekliyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.